Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Tabi bu o kadar çok konuşacak mevzu vardı. Bir yandan da çok ilginç bir tanıtım var ama tabi tanıtımda bazı konuşmalar var. Zenne muhabbeti geçiyor. Bunların tam detaylarını yarın öğrenip üzerine konuşmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Yalnız dikkatimizi çeken bir durum vardı. Benim dikkatimi çekti şahsen. Onu sormak istiyorum Murat abiyle başlayarak. Çünkü Gonca'nın bugün konseyde bu mevzuyu açmasının ...sebebinin Batuhan olduğu ortaya çıktığı gibi bir durum var. Yani Batuhan diyor ki Gonca'ya bu konuları konseyde ben aç dedim diyor. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Çünkü Batuhan'ın kendi açıklaması bu. Batuhan yalan söylemez, doğru söylüyordur. O aç dediyse o aç demiştir, o da açmıştır. Bir problem yok. Peki bu neden sence konseyde açılan bir mevzu? Neden çağrının yemeğe tenezzül etmesi veya çağ, e, çantayı karıştırması diyelim? Yani şöyle, e, şimdi... Oradaki insanların ne yapacağına biz karar veremeyiz. Hı hı. Oradaki insanlar Survivor'a gitmişler. Hepsinin hür iradesi var. Hı. Hangi konuyu konuşacaklarına, hangi konuyu açacaklarına, ne zaman açacaklarına, nasıl açacaklarına kimse karar veremez. O açar sonra ya cezasını çeker ya onun için iyi olur. Kader onun kaderidir Survivor'daki kader. Yani şimdi Gonca konuyu orada niye açtı diye biz Gonca'ya bir şey diyemeyiz abi açmak istemiş kız açmış. Yani ne yapalım yani gidip de niye açtın Gonca? Herkesin kendine göre bir e, karakteri, kişiliği var. O anda onu yapmak istemiş Gonca açmış. Gonca konuyu açmış. Gonca konuyu niye açmış? Yani Gonca durup dururken açmadı konuyu. Gonca konuyu şundan açtı. Diyor ki bana diyor tekne de diyor geldi diyor. Bir şeyler söyledi, ağır laflar konseyde söyledi. Konseyde niye açtı? Hani konseyde niye? açtı? Niye açtı? Kendi de söyledi zaten. Dedi ki ben 2-3 gündür uyuyamıyorum dedi. 2-3 gündür bazı problemler yaşıyorum. Bunu bir türlü hazmedemiyorum. En güzel konuşulacak yer konsey. Çünkü konseyde her şey en açıklığıyla Acun da karşılarında halk da konseyi izliyor diyelim mesela. Orada en çok yani şeyin en çok olduğu yer izlenmenin ve şey, göz, önünde göz önünde olan bir yer olduğu için orada açmak istemiş kız. 2-3 gündür uyuyamıyorum diyor açtım diyor. Yani şimdi Gonca haklıdır, Çağrı haklıdır. Kimin haklı olduğunu tabii ki insanlar seyrederler, karar veriyor. Bana göre Gonca haklıdır, Sema'ya göre Çağrı haklıdır. Herkesin kendine göre bir haklı olduğu vardır. Ama Gonca'yı şimdi konserde neden bu konuyu açtım? Size ne abi? Kız açmak istemiş, açmış. Yani kimse karışamaz ki buna. Sema'ya soralım. Yani e, her doğru her yerde söylenmez ki doğruysa. Öyle ki Çağrı da söyledi ama yani her şeyin bir yeri var, zamanı var. Ve bazı şeyler e, farklı yerlere çekilebilir. Zaten bu çocuk yara aldı, zaten tavırlarında sıkıntılar vardı. İnsanların, ailesinin, annesinin ona e, agresif gözüyle baktığını biliyor. E bir de üstüne hırsız olarak mı baksın? Yani insanlar çağrı çaldı mı, çalmaya niyet etti mi, öyle bir şey var mı gibi şeyler mi düşünsün? Yani bu kadar iyi niyetle konuşan, iyi niyetini savunan, çağrıyı sevdiğini iddia eden Gonca'nın, bu iyi niyetle devam edip bunu orada açmaması lazım. Batuhan'a gelince e, bu adadan erkek gitmesi gerekiyor diyen Batuhan yani Gonca'yı da yollamak istemiyor zaten. Erkekler azalsın ki belki de kendi daha çok oyuna çıkmak istiyor. Daha çok varlık göstermek istiyor. İçeride de biliyorsunuz bu hafta bir kaptan olma isteği var. E, Batuhan kaptanlıkta hem iyi gidiyor hem vermek istemiyor. Yani Çağrı onun için rahatsız edici bir durum da olmuş olabilir. E performansı da kendince gidebilir. Ol, olmasa da olur gibi bakıyor. Madem öyle burada açsın. Ama bence benim e, tanımladığım Batuhan'a yakıştıracağım şey şu. Gonca hiç bunlara girme. Çağrı abinin zaten hani sıkıntılı günler yaşadı. Bir de bu haftaya insanlar yapıştırmasın. Hani bu konu konuşulmasın demesi Batuhan'a yakışandı aslında. Bir de böyle söyle orada söyle demesinden ziyade bir de üstüne engellemesi gerekirdi bence. Batuhan'ın karakterine bu yakışırdı ama o zaten kadın yarışmacının değil erkek yarışmacının bir erkeğin daha oradan gitmesini istiyor. O da onun doğrusu. Evet Semi. sence neden Batuhan konseyde bu konuyu aç dedi Gonca'ya? Nedenini en son söyleyeceğim. Evet. Ama oraya gelene kadar bir takım olaylar yaşandı. Hı hı. Örneğin oyun alanında Çağrı e, oyundan sonra banka gelerek şunu dedi. Batuhan biz artık karar vermişiz. Sen pişmiş aşağı niye su katıyorsun? Ben oyuna giderken arkamdan homurdanıyorsun burada. Niye İsmail'i seçti Çağrı abi? Bla 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 bla. Beni düşürüyorsun bunu yapma Batuhan dedi. Aslında bu itirazı Çağrı'nın neyeydi? Batuhan'ın kaptanlığına. Çünkü Batuhan kendindeki kendinde bu hakkı nereden aldığını düşünüyor? Kaptanlıktan. Röportajlarında da hep demiyor mu ben şunu söylüyorum, şu eşleşmeleri yapıyorum, bunu yapıyorum, kural koyuyorum. Bunlar hep Batuhan'ın sözleri. Çağrı bu çıkışı yapınca Batuhan'ın kaptanlığını eleştirmiş oluyor aslında. Batuhan da kaptanlığı canı kadar sevdiği için ve en önemli nokta Çağrı kaptanlığa adaylığını koyduğu için onu imha etmesi gerekiyor. Yarın öbür gün Çağrı yine bunu belki dile getirecek. Ama İsmail'e kabul ettirdi artık. İsmail tamam dedi. Batuhan'a vereceğim oyun falan. İsmail sıyrıldı. Şimdi Batuhan'ın önünde bir engel var. Çağrı. Başka birinin itiraz ettiğini biz görüyor muyuz? Sergen bir şey diyor mu? Hayır. Doğan bir şey diyor mu? Hayır. Ama Çağrı yaşça da büyük. Batuhan onu da söyledi. 17 yaş senden büyüğüm. Bak konular. Batuhan'ın çıkmazları var Çağrı'ya karşı. O yüzden Çağrı'yı imha etmesi lazım. Artı bir görüntü var aramıza verebilirsiniz Sayın Eji, çok güzel olur. Acun abi de e, bugün e, bu konu açıldı yani Acun abi e, konuşurken konseyde. Batuhan diyor ki bana ilk ol hareketleri yapıp Çağrı abi ne yapıyorsun sen beni dövecek misin hani niye yükseliyorsun? Biz görüntüyü aldık. Görüntü var. Alakası yok. Adamı herkes kışkırtıyor şu an. Neden? Agresif olduğunu biliyorlar Çağrı'yı ben burada... Aklamıyorum. Çağrı agresif evet. Ama adada otururken Çağrı hiçbir şey yapmıyor. Batuhan diyor ki, bir de bu çıkıyor diyor. Kaptanlık konusunda diyor. Deyince adam diyor ki, bana mı diyorsun? Yaptı hareket şu. Sonra Batuhan ha falan filan Çağrı diyor bana mı diyorsun? Şöyle yapıyor. Sadece yerinde böyle bir düzeltiyor kendini. Batuhan'a hemen diyor ki, ne bu el kol hareketleri Çağrı abi kendine gel. Adamı sen niye kışkırtıyorsun Batuhan? Görüntülerimiz geldi. Görüntü burada evet. Burada çağırmış şey yapmadığını görüyoruz. Kaç sefer izledik zaten geçen haftan beri izliyoruz gördük. Hiçbir şey yok. Adamı kışkırtıyorsun sen Batuhan. Çağırı da diyor ki bak şimdi en can alıcı noktaya geliyorum. Acun abi diyor ki Batuhan diyor Gonca ile Çağrı arasındaki olayı sen nasıl değerlendiriyorsun? Batuhan diyor ki olayı oraya getiriyor alakası yok konunun. Adadaki olaya getiriyor. Çağrı abi diyor bana agresifleşti diyor işte el kol hareketleri falan filan. Sonra Çağrı da yorum yapınca o ben yaptım mı arkadaşlar diyor soruyor herkese demek ki yapmamışım diyor adada da herkese sordum diyor işte Merve de Merve'ye de soru sorulunca çünkü kadın arkadaşları da soruyor çağrı Merve de diyor ki hayır öyle bir şey olmadı deyince Batuhan diyor ki gene konu bana geldi <laughs> ...Batuhancığım... sen millete devamlı bir şeyler söylüyorsun onlar da sana cevap vermeye çalışınca konu yine bana geldi diyorsun nasıl bir mantık bu ben işin içinden çıkamıyorum o herkes her şeyi söylemek istiyor. Ama birisi bir eleştiride bulunacağı zaman hemen kabul edemiyor. Batuhan, Batuhan Merve konuşuyor orada. Oyun hakkında Merve konuşuyor diyelim bankta. Birileri bir fikir geliştiriyor. Bakın oradaki tavırlarına. <laughs> Kimseye tahammülü yok. Bir canlı sesi duymak istemiyor etrafında. O biliyor Survivor. Röportajda da bugün söylüyor. Ben izledim diyor. Siz kimsiniz? Bu Survivor herkesten iyi ben biliyorum diyor. Siz kimsiniz diyor. Adam bunu söylüyor ya. Gonca'ya gelecek olursak Çağrı'yı zaten niye Çağrı'nın ismi? Bugün görüyoruz biz Çağrı'nın ismini bir tek veren kişi Gonca artı Batuhan. 7 kişi senin ilk arkadaşların, adaya geldiğin ilk arkadaşların sana da kaptanlığı veren grup. 7 kişi Gonca'nın ismini vermiş. Sen nasıl kaptansın Batuhan? Sen de kaptansan de, o zaman Gonca'yı ver. Sen geliyorsun Gonca'yı dolduruyorsun. İyi izledin ya her şeyi konseyde açıyorsun ya. Hani İsmail olayın da kaptanlık mevzusunda da geldiği. E, konseyi konseyde açtı Batuhan. Biliyor Batuhan. Konseyin nasıl reyting yaptığını, izlenilen yer olduğunu çünkü. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Benim konsey. Konsey ne demek? Yüzleşme. Hemen oralara taşıyor. Ama Batuhan sen Gonca'yı yanlış yönlendiriyorsun. Çünkü bu konseyde açılacak bir konu değil. Artı Gonca'yı burada bir silah gibi kullanıyor. Gonca'yı ne düşünüyor biliyor musun? Gonca diyor buradan gidecek zaten. Patlayacak. En iyisi birinin üstünde patlasın. O da kim? Çağrı. Çünkü Çağrı barut gibi. Çağrın üzerine atayım ben bu kıvılcımı patlasın. Batuhan hiç iyi yapmıyorsun. Batuhan <laughs> hiç iyi <laughs> yapmıyorsun. Bak hiç iyi yapmıyorsun. Yarışma stilin bana çok uzak kimileri beğenebilir. Senin yarışma stilin şu. Şampiyonluk yolunda her şey mübahtır anlayışı. Bana çok uzak bir anlayış bu. Hiç tasvip etmiyorum yaptığı davranışları. Fakat onun da tarzı olabilir. Onu beğenenler olabilir. Buna bir şey demiyorum. Herkesin bakış açısı farklıdır olaya. Bana çok uzak. Sana uzak olmayabilir, sana uzak olmuyor bilmiyorum. Fakat bana bu tarz çok uzak bir tarz. Batuhan kendi çıkarları için takımı, takımı geçin takım bakımı yok. Batuhan ilk günden beri bireysel. Kendi çıkarları için Batuhan her şeyi yapıyor. Murat abicim bunu...